Selamünaleyküm İmam Efendi. Az önce beni babam aradı. Ben Mülayim. Eşref abinin oğlu. Bana ölüyorum dedi, çok kötüyüm dedi. Ben şimdi yoldayım İmam Efendi. Ya Allah rızası için gidip bir bakın ne halde bilmiyorum. Hem İmam Efendi. Tamam, tamam. Tamam Niko, bak böyle dümdüz gideceğiz, tamam mı? Sakın kaçırmayalım ama. Tamam tamam, merak etme. Çok mu ileride bizden? Yani çok hızlı gidiyor. Arabayı yakalayamazsak hayatımızın en pahalı futbol maçını dinlemiş olacağız. Ulan herife arsa sorduk, herif bize arsa maçı anlattı ya. Hiç hatırlatma, kabus gibiydi ya. Evet. Bak, durdu şu anda. İleride sağda bir köy var, orada durdu. He. Yani yakaladık ha? Yavaş Sevkat, yavaş. Lan hırsız! Nerede? Nerede? Yavaş Sevkat. Nerede o hırsız? Lan! Aç kapıyı, aç. Selamünaleyküm İmam Efendi. Aleykümselam. Buyurun. Efendim, şimdi... Bu araba bizim. Yani çalındığını düşünüyoruz ve çalan kişi tabii ki sanırım yani buraya getirmiş. Vah vah. Hiç de öyle bir çocuk değil Mülayim. Babası ölüm döşeğinde yatıyor. Ona yetişmek için herhalde öyle bir cahillik yapmıştır. Geçin, kendisi içeridedir. Hocam bu büyü falan değil değil mi? Yok, yok öyle bir şey yok. Ha tamam, tedirgin oldum çünkü. Hadi git. Buyurun. Ne güzel bir şey. Baba, baba aç gözlerini ne olur. Hem bak daha beni baş göz edeceksin. Sana bir şey olursa ne olur baba sonra bana ha? Hadi babacığım. Geçmiş olsun. Sağ olun. Biz bu arabanın sahibiyiz de. Ya herhalde sen bir ödünç aldın diye düşünüyorum arabayı. Abi babam yatalak hasta. Beni aradı, evladım ölüyorum dedi. Ben de böyle bir anda dayanamadım. Sesini duyunca sizin de arabanın kontağı üstündeydi. Abi ne olur kusura bakmayın. Yani istemeden oldu. Yok tamam, önemli değil ya. Asıl siz kusura bakmayın. Böyle paldır küldür girdik içeri. Evet. Nesi var acaba? Bilmiyoruz. Yani bir süredir vardı zaten rahatsızlığı. Böyle bekliyoruz şu anda. Ama güzel kardeşim ya sen... Adamcağız ta ölmedin, mezara koymaya niyetlenmişsin ya. Niye, imamı niye çağırıyorsun? Bu doktor çağırman lazım senin şu anda ya. Yok mu burada bir doktor, sağlık ocağı bilmem ne? Var abi, var. Olmaz mı? Babama 2 yıldır bakan doktor var. Ama şey... Tamam kardeşim, yok. Tamam dur. Abi. Hemen ara o zaman numarasını. Buyurun. Sağ ol abi. Heh, ver bana. Abi siz ayakta kaldınız, oturmaz mısınız? Abi, inan kötü bir niyetim yoktu. Ben öyle babamın sesini heyecanla duyunca dayanamadım. Önemli değil kardeş. Dur bakalım bir doktor gelsin, hele şu babanın durumuna bir bakak. Ondan sonra konuşuruz bunlar, problem yok yani. Sağ ol abi. Baba. Babacığım, aç gözlerini baba. Bünyamin. Oğlum. Baba, Bünyamin değil o. Ben Şevkat abi, Şevkat ben. Ha, Şevkat. Bünyamin, aslan oğlu. Bir gün döneceğini biliyordum. Ya Rabbime çok şükürler olsun. Gözüm açık gidecekti. Oğlum, Bünyamin. Oğlum. Aslan, tamam. Bünyamin kim kardeş? Zahmet oldu baba, sağ ol. Bünyamin oğlum, işlerin güçlerin nasıl? Vallahi iyi işte, iş güç, koşturmaca. Yani bildiğin gibi ekmek parası. Aman iş olsun da.
Benimle ilgili bir durum yoksa eğer, ben müsaadenizi istiyorum. Vakit geldi çünkü. Müsaade sizin mi? Açıkçası birkaç yıl daha işimiz olmayacak gibi burada. Baksanıza cin gibi. Allah'ın takdiri. Kardeş, bu Bünyamin kim ya? Nerede şimdi yani kendisi? Bünyamin benim abim Şefkat abi. Ben daha bebekken kaybolmuş. Daha sonradan da haber alamamışız. Babam da ondan sonra işte biraz cozurttu böyle. Gelinimi çok beğendim Bünyamin. Vallahi gözden nazardan uzak olsun. Tam sana yakışanı da bulmuşsun. Gönlüm o kadar rahat ki şimdi. Bulduk. Ne yalan söyleyelim. Yani çok aradım ama çok aradım. En sonunda buldum. Çok da seviyoruz birbirimizi. Deli gibi aşığız ya. Maşallah, maşallah. Doktor nerede kaldı Nişan? Birazdan burada olur Şefkat ama yani baksana abimin maşallah var. Hiç gitti gidecek gibi değil. Gözlük. Çayını tazeleyin. Gözlük. Olur, zahmet olmasın. La oğlum, utanmıyorum oğlum. Koca adama çay koyduruyorsun ya. Hadi benim babam bana gönüllü koydu da. Kendi istedi Şefkat. Belki de son arzusu. Nerede biliyoruz? Hadi ben evladım. Sağ ol. Misafiriyim. Buyur. Eşref amca ilaçlarını kullanıyor musun? Kullanıyorum tabii ya. Benim hiçbir şeyim yok. Oğlum Bünyamin gelmiş. Bırakın da şöyle rahat rahat doya da hasret gidelim ya. Kardeş, bir Şaban sen de gel bir şöyle. Gel sen de. Esen Bey, ben üstünüzü kapatayım isterseniz he. Yani biz ölüyü dirilttik öyle mi? Sakın yanılgıya kapılıp tedbiri elden bırakmayın. Uzun zamandır kontrol ediyorum Eşref amcayı. Bir süredir durumu kritik. Tabii Allah'tan ümit kesilmez. Siz gönlünü hoş tutun. Anladın değil mi Müleyim? Bünyamin, gelsene yavrum buraya ya. Bir yüzünü göreyim ya. Ne kadar zaman oldu ya. Geldim baba, geldim. Ben de yiyeceğim, oda girdim ha. Gel. Daha ne yapıyorsun? Daha işte iş, güç. İşte ben yumurta sektöründeyim. Yumurta... İyi maşallah, iyi maşallah. Gelin kızımızla nasıl tanıştınız? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.